Deniz Pehlivansı. Burası Amerika kıtasının tam ortası. Herkesi aldılar. Biz neyiz yani? Ertuğrul. Ha, diriliş Ertuğrul. Buradan sonrası Nikaragua. Ulan sıfır İspanyolca ile yine derdimi anladım. Ailecek hazırsak gidebiliriz. İnsanlar bakın böyle sınırda yaşıyor abi. Al sana Nikaragua. Ben hiç bu kadar zorlanmadım. Sırf Türk pasaportu diye zamanda yolculuk yapıyoruz resmen. Vamos! Herkese selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Biraz sonra 93. ülkem Nikaragua'ya çok zor bir şekilde gideceğiz. Şu anda Costa Rica'nın böyle kuzeyindeki bir şehir olan La Fortuna'dayız ve daha da kuzeye olan Liberia'ya geçmeyi planlıyoruz. Buradan bir türlü otobüs bulamadık. O yüzden bir transfer bulduk. Birazdan arabamızı bekliyoruz. Transfere başlayacağız. İnşallah artık şu Nikaragua'ya bir şekilde gireceğiz. Hepsini baştan sona anlatacağım. Merak etmeyin. PCR derdi bitmedi. Formlar doldurduk internetten. Buradan uçakla başka ülkeye geçsek dünya para. Bir sürü şeyle araştırma yaptık ama yok, en mantıklısı bu şekilde olacak. Karadan giriş yani. Hadi bakalım başlayalım. Şu arkadaş bayağı iyiydi. Provida provida diye diye böyle konuştuk, anlaştık. Bize aracı o ayarladı. Yaklaşık 70 dolar vereceğiz. Ne yazık ki yok yani. Otobüste gitsek 3 defa otobüs değiştirmemiz lazım. O da 40 dolara mal oluyor ve bir gün sürüyor, 9 saat civarında. O yüzden burada adamlar yolunu bulmuş. Ya Uber çağırıyorsunuz yine 100 dolara falan geliyor. Otobüste de gidelim derseniz karmaşıklaştırmışlar. Hiç kolay değil. Bakalım artık bir şekilde şu ülkeye girelim de başka bir şey istemiyorum. Çünkü şu PCR testi olayının hepsi canımızı çok sıktı. Çok maliyetli oldu. Hepsini anlatacağım. Araba gelmedi daha, bekliyoruz bakalım. Ermano, how many hours do you think it will take to get to Liberia? 3 hours. Maximum. Yeah. If we had used the bus, it will take around a day, huh? 8 hours. All day. All day. Thank you, muchas gracias. En çok neye seviniyorum biliyorsunuz mu? Artık hani şu ülkeden çıkalım, para biriktireceğimize seviniyorum. Yani öyle bir öptüler ki bizi burada, öyle bir öptüler ki. Hani gördüğünüz videolarda. Artık yani Nikaragua'ya geçtiğim an, bu Costa Rica'dan çıktığım an mutlu olacağım. Diyeceğim ki yani para artacak artık. Canımızı aldılar, canımızı. Dünyada gittiğim en pahalı ülkelerden birisi olduk. Vallahi bu herhalde. Oh be, finally. Aha geldi. Muhittin abi geldi. Biriniz de gülmeyin zaten. Ermano. How are you? Todo bien? Todo bien. Provida. Provida 40 dolar, Provida 50 dolar koçları. Gracias hermano. Muchas gracias. Have a nice trip. Thank you. I will go with you, okay? I'm going with you and O da geliyormuş, anlamadım. Vardır bir hayır. Arabanın dedi arkası çok geniş. Bulabileceğiniz en geniş araba dedi. Bayağı dar çık. Do you know Türkiye? No. Ertuğrul. Ertuğrul, ha, diriliş Ertuğrul. Abi bütün Latin Amerika'da ortam. Love Turkey and his history. You are very strong people. You should definitely come visit us then. It's a really good destination for tourism. Abi ben bu adamlara gözüm kapalı güvenirim ya. Çok düzgün insanlar. Hatta biz zipline yaptık bir önceki bölümde Costa Rica'da. Ben telefonumu unutmuşum cebimde. Adama verdim. Yani güvenip telefonumu bıraktım. 3 saat sonra geldim, adam geri verdi. O kadar güveniyorum yani insanlarına. Tek sıkıntı pahalı olması. Mesela arabanın altını çarpıyorlar az önce. Gülüyor. Gülüyor ya. Sorun olarak gördüğümüz her şeyi gülüyorlar. Yani bu kadar pozitif bir topluluğu son zamanlarda nerede gördüm hatırlamıyorum. Yani Costa Rica doğası insanı için bizden 10 numara puan aldı. Ama gelir miyim bir daha? Gelmem. Çünkü çok pahalı. Ve çok daha güzel ülkelerin olduğunu eminim. Hani bu coğrafyaya gelirseniz gelinir de hani öncelikli olarak Costa Rica'yı ilk sıramı almazdım mesela. Yolda arabayı şuraya altını sürte sürte park ettiler, koştura koştura. Şu yavaş hayvan var ya, slat. O varmış. Herkes fotoğrafını çekiyor. Onu görecekmişiz. Nerede göremiyorum ki. Where? Did you see that? Düşünün, şöyle görmek için bile ölüyorlar. Hayvan şurada yukarıda yatıyor, çok uzakta. Bunların milli hayvanı oldukları için şöyle herkes arabaları park edip derecesine koşturuyor. Ya sanki oyuncak bir şey koymuşlar gibi. Ben de çekeyim. O kadar hareketsiz ki. Uyuyor. Bir tek tuvaletini haftada bir yapmak için aşağı iniyor.
Ama bunu görmek için deliriyorlar. Ayakta inmez aşağı bu. Yatsın koçum. Adamları hep gördük. Yani bir kedi görmek gibi düşünün. Hep görebilirsiniz değil mi? Ama onlar bunu ilk gördüğünde bile heyecanlanıyorlar. Çok virajlı yollardan geçtik ki sanırım artık düz bir yola çıkacak gibiyiz. Arabadan indik, biraz vücudumuzu esnetelim diye şimdi bu gölün etrafından devam ederek şehre doğru gidiyoruz. Bu yol üstünde böyle Kanas ve Tileran diye büyük şehirleri var. Otobüsler hep oraya gidiyordu. İyi ki bu adamlarla gidiyoruz. O kadar kötü ki yollar, viraj anlamında söylüyorum. Bir de ne kadar kötü kullandıklarını gördünüz. Az kaldı. Sonrası bakalım Allah kerim. Doğası çok güzel ama hep böyle yemyeşil. Dedim ne yapıyorlar? Arabayı durdurdular yolun ortasında. Fotoğraf çekiyorlar. Hani sanki turist onlar. Biz buralıyız. Ve hep gülüp hep pozitifler adamlar. Vallahi bunların en çok sevdiğim şey şu provide kafası, yani rahat olmak kafası ya. Şöyle bir yerde durduk. Abi adam çişe giderken de gülerek gidiyor. Çiş molası verdik. Şuradan bir su falan alacağız, sonra yola devam. Benzin istasyonlarında bile alkol satıyorlar. Bakın mesela bira falan satılıyor. Başka ülkelerde de görmüştüm. Yani tekile sana kadar satıyorlar. Normal market gibi hizmet veriyorlar. Güzel, temiz bir yer. İki tane şöyle tuzlu kraker aldık. Midemizi bulandı. Bir tane Fanta, bir de su aldık. 3 Amerikan doları verdik. Şimdi yine Vamo diyerekten yola devam ediyoruz. Duble yola çıktık. Onlar da seviniyor. Sonunda ya diyorlar. Onlar var ya, gezmeye gelmiş yani. Maksat onların işi görürsün. Yolda dur, keyifleri isteyince duruyoruz. Markette duruyorlar. Planlı restorana uğruyorlar. Biz arkada oturuyoruz ve duble yol. Buradan sonrası Nikaragua. Böyle bir yere geldik bakalım. Bizim baktığımız uygun fiyatlı bir otel vardı. Bizi oraya götürüyorlar, bırakacaklar şimdi. Geldik, hadi bakalım. Pura vida. Pura vida. Have a nice journey. See you guys. Bye bye. Geldik. Girelim bakalım. Bu gece buradayız. Burada bir gece kalmak zorundayız. Çünkü PCR testini bu şehirde yaptıracağız. Çok daha uyguna mal oluyor. Odamızı göstereyim. Buraya da gecelik 45 Amerikan doları verdik. Hostelde kalsak ilk kişi 35 dolar istiyor. Nasıl hiç anlamadım. En azından böyle kendimize ait bir odamız oldu. Böyle idareten duşu, mutfağı şeyi var. Ya, tuvaleti. Kaç gün kalır gideriz. Ya... Sırf PCR için kalıyoruz. Sırf. Yoksa bir dakika durmayız. Tek PCR isteyen ülke Nikaragua çünkü. Bugün burada bir dinleneceğiz. Artık yarın PCR'ımızı yaptırıp Nikaragua'ya giriş yapmayı planlıyoruz. Gençler, günaydınlar. Şu anda otelden çıktık. PCR testi yaptırmaya gidiyoruz. Liberia şehrindeyiz. Böyle tek katlı küçük evler var. Yani bir PCR testimiz eksikti. Çekmediğimiz çile, kazıklanmadığımız durum kalmadı. Sırf PCR testi yapmak için buradan bir gün daha kalmamız gerekiyor. Ondan sonra artık inşallah yukarıya doğru gideceğiz. Bu Costa Rica'daki son kazıklandığımız günler olacak diye umut ediyorum. 2-3 tane burada hastane var. Şimdi en ucuz olana gidiyoruz. Herhalde kişi başı 65 dolara inşallah bulabileceğiz. Ki düşünün, La Fortuna'da 165 dolar istiyorlar. Bulduk, Laboratorio San Jose. Böyle burada laboratuvarlar var. Gidip orada yapıyormuşsun. Hadi bakalım ne olacak. Ne olacaksa olsun gari. Hola. Deniz bir form dolduruyor şu anda. Bitmiyor değil mi? Online bir de form istiyorlar. Yes, one is finished. Formlar dolduruldu. Şimdi para ödeme zamanı. 90 bin kolonu. 2500 TL. Dolar olarak da 140 dolar falan işte. Şu gezide en çok bu koydu. Allah sormayın. Gerçekten. Bizim canımızı okudular. Good. Deniz pehlivansı. Okey. Bundan nefret. Bay bay. Benim çok acıdı. Acıdı mı gerçekten? Benim de. Ben çekim yapıyorum diye muhtemelen. Muhtemelen ben kamerayla çekiyorum diye bana böyle dibine soka soka yaptı. Sana çek baksana gözüme aşağı. Sokmadı bile işte. O kadar hafif böyle yaptı ki. Allah'ım, bu artık şu dert bitti. Bir daha ne Costa Rica'ya gelirim, ne Nikaragua'ya gelirim. Daha Nikaragua'ya geçmeden gelmem diyorum. Düşünün yani. Çünkü çok ayıp yapılan şeyler.
Böyle turizm olmaz. Acı çektiriyorlar birbirini. Hem maddi olarak hem fiziksel olarak. Vallahi bugün buradayız. Bunun çıkması 12 ila 24 saat sürecek. Onun çıkmasını aldıktan sonra da artık bundan sonra Nikaragua'ya otobüste geçeriz. Bugün böyle kurgu murgu yaparız. İçerikleri toparlarız. Çok bir şey yapmayız yani. Öyle takılacağız bakalım. Yüklendik çantaları. Artık Nikaragua'ya gidebiliriz. PCR testleri çıktı. Negatif tabii ki. Şimdi otobüs terminaline gidiyoruz. Bir saatlik bir yolculukla Nikaragua sınırına gireceğiz. Bay bay. Bu güler yüzlü insanlara elveda. Bakalım neler gelecek başımıza. Zenginler böyle uçakla ülke değiştiriyor. Biz böyle tamam vay. Uçakla gidecektik normalde. O da çok pahalı olduğu için en uygunu böyle gitmek. Bu ülkeden çıktığımıza seviniyorum yemin ederim. Canımızı aldılar, canımızı. Burası küçücük bir yerdi, hiçbir şey yoktu valla. Zaten millet buraya havalimanı için geliyor sadece. Karşıdan, parkın içinden yürüyelim. Daha serin olur, dikkat et. Avokadolar. Oo, ağacın güzelliğine bak Nesibe. Vay vay vay. Bak işte bir tane ağaç. Koca bir parkı kaplayıp serin bir ortam yaratabiliyor ya. Ne güzel. Şöyle de sallanacaksın Nes. Burada da her yerde park var ha. Haritadan baktım da. Ülke zaten yeşildi. Parkı da eksik olmuyor. Ha gayret az kaldı. Sırt çantası neyse de şu öndekiler ağır değil mi? O bayağı yoruyor ya. Uber çağırdık gelmedi. O yüzden tabana kuvvet. No. Pena Blanca Nicaragua. This is one of those. He, ticket? This is. No, this is. Bilet? Ticket? No. On the bus? Yeah. On the bus? Yeah. Okay. That ordası. Okay, gracias. Okay. Taxi. Yok hermana, gracias. Ulan sıfır İspanyolca ile yine derdi bu anda. Bak dedim bunlar belediye otobüsü. He, bunlar belediye mi? Bize ülke lazım. Pena Blanca Nesibe gideceğimiz yerin adı. Nikaragua deyince anlıyorlar. Yok, Pena Blanca. Derecha. Okay. Bak derecha izquierda sol demek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oha! Ondan sonra soruna ta ve gelince 10 20 30 diye gidiyor. 4 ayda bu kadar öğrendik. Kafa kalma. Muvien var. Ola var. Var da var bence. Bayağı öğrendik bence. Enerji. Gençlik gitmiş. Hadi şu otobüsü bulalım neyse. Benim çıktı. Böyle burada dükkanlar var. Kafeler var. Buradan bir yerden kalkıyor herhalde. Son düzlük. Nikaragua'ya bir girelim. Vallahi ülkeden çıkmayacağım. Bir haftadır bununla uğraşıyorum. Bir haftadır. Harcadığımız parayı da siz de gördünüz. Zamanı düşünün, emeği düşünün. Hani normalde hayatta gideceğim bir yer değil. Ama buraya kadar gelmişken geçip yukarıya doğru otobüsle de yardırmak istiyoruz. Devam etmek istiyoruz. Pena Blanca? Yes, 2 p.m. 2 p.m. saat başı. Gracias hermano. Okay. Öf, 50 dakika var. 7 dakikayla kaçırdık. Hayırlı olsun. Sumo alayım mı? Abi burası küçücük bir terminal. Gayet güzel yani. Beklediğimden daha iyi çıktı. Empanada'ya benzeyen dışı hamurumsu, içinde tavuk mavuk işte et oluyor. Onlardan alabiliyorsunuz. Şurada sonra böyle çantasına kadar satan bir yer var. Güzel yani. Beklediğimizden iyi çıktı. 50 dakika sonra yola devam. Ben de bir sumo alayım. Kola falan alayım da çok fazla su kaybetmeyelim. Son gider ayak. Suya paramızı verelim. $1.5 bir su yaklaşık olarak. Kola bile daha ucuz ha. 1500. Kola 500 falan, su 900. Gracias. He. Şişe yasak diyor. Okay. No problem. He. Open. Gracias. Bye bye. İnsan yorulduktan sonra işte şu kola var ya böyle sıcakta. Normalde hiç sevmem kolayı. Sıcakta çok iyi gidiyor. Bakın şu arkada polisler var. Bakın bisikletli. Burada çok az polis görüyorduk. Çünkü niye? Bir ülkede çok polis, asker var demek güvenli olduğu için değil, güvensiz olduğu için vardır. Burada neredeyse hiç yok. Çünkü çok güvenli ülke. 2000 aldım bunun hepsini. 500'müş kola. Şöyle kocaman da su aldım. Hatta 500 de arttı. Aa çok iyi. Parti başlasın Nez. Çok enteresan bir şey oldu. Geldi bu eleman. Ben dedi sizi 10.000 mile götüreyim dedi. Yani $14 otobüs parası da aynı o civarda bir para. Hemen direkt götürecek hemen böyle. 10.000 dedi. Yazıyla da 10.000 dedi. Biz bir daha bir soralım bence. Ben bir kere daha soracağım 10.000. Diyez mi lan? Ailecek hazırsak gidebiliriz. Ben sana bu işte bir bittiğini var demedim mi? Aynen. Ha neyse en azından hemen gideceğiz yani. O evet, otobüsler evet, çünkü
bir saat diyorsa orada 3 saat sürüyor. 3 saat sürerdi ya, aynen öyle. Artık ailecek, işte yengem var, yengemin kızı var. Bir de Cater var önde. Hadi bakalım. Bir şekilde varırız. Bravo. Dedi. Allah! Gracias. Nesip al, ver bakalım bunu koçum abim. Ay anam ay. Evi ya. Onunla bilgisayar vardı. Okey, I got it. 10 bin vereceksin. Bakalım doğru anlamış mıyız? Okay. Gracias hermano. Todo bien. Bye bye Tarika. Pura vida. Pura vida bizden bu kadar. Bu insanlar güvenilir insanlar. Yok şurası, I know. O yüzden arkadaşlar Costa Ricalıları seviyoruz. Burası Amerika kıtasının tam ortası ve bu yoldan işte Costa Rica, Nikaragua'ya bağlanıyor. Buradan Meksika'ya kadar ya da Güney Amerika'ya kadar bu tırlar konteyner taşıyorlar. Abi ülkeden çıkarken para ödeyeceğiz yine. Sonra Nikaragua'ya girerken bir daha para ödeyeceğiz. Ve hep Amerikan doları. Finalmente kişi başı 10 dolares. Si. Bendeki İspanyolca. Burayı göster adam. O adama güvendim ya. Böyle bir büfe gibi bir şey yapmışlar. Damga vuracak. Ondan sonra ülkeden çıkacakmışız. Allah Allah. Böyle nasıl oluyor ki bu iş? Bay bay profita. 3 kelimeyle geziyoruz bakalım. Vallahi var ya. Şu ağzını tüküreyim. Süreç ne zorladı beni. Nikaragua'ya geçeceğim için çok mutluyum. Çok uğraştırdılar bizi çok. Gördüğünüz yani baştan sona bu özet hali ya. Bir de neler çektiğimizi düşünün. Şöyle bir kağıt verdiler. Bu kağıtla ülkeden çıkıyoruz. Yorgun savaşçı. Hadi 3 gün sonra gidiyoruz artık. Nerede harcadın dolarları şarkısı nasıldı? Nerede yedin paraları? Söyle. Sınırlarda yedik paraları. Artık burası olsa gerek. Çıkışımızı yapalım. Şu tırların yanından. Benim en çok korktuğum süreçlerden biri buydu yani. Bu sınırların yapılan yürüyüş yolculuğu. Çünkü uçaklar kadar rahat değil. Sınırda birazdan sonra göreceksiniz yani. Kolay değil yani yürüyerek geçmek. Şey anlamında. Sırtta da çanta, dil bilmeden falan. Havalimanı can okulunda. Ama en uygunu böyle olduğu için mecbur kaldık. Muhtemelen içeride çekim yapamam. Bela almak istemiyorum başıma. Yani bunu verip geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Geldik. Böyle bir yer. Kimse yok valla. Bomboş. Kim gelsin Nikaragua'ya bu kadar zahmetle uğraşsın. Çok kolay oldu ya. Burayı geçtik. Paramızı da bitirdik. Devam ediyoruz. Sıradaki yer Nikaragua. İnsanlar bakın böyle sınırda yaşıyor abi. Evleri burada. Şöyle Nikaragua ile Costa Rica'nın arasında yaşıyorlar. Herhalde 200 metre falan kaldı. Ha gayret. Şey genelde para bozdurarak yaşıyorlar. Sınırlarda mesela başka ülkeye geçerken tam buradan seni arada tutup dolarını veriyorsun mesela. O ülkenin parasını buradan veriyor. Birazcık daha yüksek kurda. Tabii genelde bunu başka ülkelerde birkaç kez yaşamıştım. Sahte para çok arada oluyor. Oradan para kazanıyorlar zaten. Onu diğer ülkeye gidince anlıyorsun, fark ediyorsun haliyle. O yüzden ben çok az böyle para bozdurmayı planlıyorum ülkeye girdikten sonra. Size de bildiğim her şeyi anlatıyorum. Umarım iyi rehber oluyordur dostlar ya. Böyle görüyorsunuz, dünyayı böyle geziyoruz. 93. ülkem. 107 kaldı. Bu adamlar sınırdan gelenleri taşıyorlar. Eşyalarını taşıyorlar çünkü çok büyükmüş. Görüyorsunuz ben daha dandik bir yer bekliyordum. Az önce adamın biri geldi. PCR testine sadece bir saniyelik baktı. Boşuna uğraştık. Şimdi şurada şu gördüğünüz bina var ya, oradan ülkeye giriş yapacağız. Ya da şuradan mı? Turizm yazıyor bak Nesibe. Entrado. Ora olsa gerek. Galiba değil. Mührü vurduracağız. Nikaragua'ya gireceğiz artık. Hiçbir şey soran olmadı. Hadi son düzlük. Buraya da girdik mi bitiyor. Neyse. Kız öldü. 20 kilo çantası var. 20. Çekim yapmayayım da başımız belaya girmesin. 2 saat uyaracaklar şimdi. Okay. Gracias. Vamos. Ülkedeyiz. Al adımımızı attık. Al sana Nikaragua. Ben hiç bu kadar zorlanmadım. Hem de ben çok utandım. Yani çok utandım ya. Ya abi herkesi aldılar. Biz neyiz yani? Ya o kadar çok beklettiler böyle abi, bakışlar, şeyler. Yani sen o kadar küçümser bir şekilde davrandılar ki yani sırf Türk pasaportu diye
ve rotamız yukarıya Meksika, Amerika'ya doğru diye bizi yaklaşık 1-1,5 saat süründürdüler. Rüşvet de aldılar 2 dolar. Çünkü ülkeye girerken birer dolar, kapıda bir biri para topluyor. Biz adama vermedik çünkü öyle bir şey yok. Sonra bizi beklettiler, müdürleri geldi, suratımıza baktılar. Instagram'ı gösteriyoruz. Ben de Schengen olduğu için bana bir şey demediler ama Nesibe'de olmadığı için sonra... Nesibe'de de kaçak şeyinde. Ben şu an kaçak. Tam o şeydeyim. Tam yukarı doğru gidiyorum. Nesibe'nin Instagram'ını açtık. Macera anlamında like'ları gösteriyoruz. Famous diyoruz bak. YouTube. Yemin ederim sırf hani son 3-4 yılda çok duyuyordum. Özellikle Türkiye'den işte gelen Orta Amerika'ya, Latin Amerika'ya, Güney Kuzey Amerika'ya gelenlere çok kötü davranıyorlar diye. Doğruymuş. Benim eski pasaportum Allah'tan yanımdaydı. Onda da Schengen vardı. Onu gösterdik. Yine tabii üzerine bir yarım saat bekledik. Yine kapı ardında konuşmalar. Öyle bir şekilde girdik. Amerikalılar yani. Nasıl geçti? Avrupalılar? Ellerini kollarını sallaya sallaya. Yani Avrupa Birliği pasaport, örneğin Bulgar pasaportunuz olsa bile burada size kimse bir şey sormaz ama sırf Türk pasaportu diye bildiğiniz süründürüyorlar. Yani şu ülkeye gelmek için ne zahmet verdik, bir de kapısında dert çektik. Yapacak bir şey yok artık, buna şükür. Vardır her işte bir hayır. Size de bu deneyimimizi aktarmak istedik. Eskiden çünkü buralarda böyle şeyler yoktu arkadaşlar. Yeni son zamanlarda başladı. Haberiniz olsun, gelirseniz bilginiz ola, almamaya bilirler. Şimdi ülkeye girdik. Şuradan bir şeye binip Ometepe'ye doğru ilerleyeceğiz. Manyana taksi. Taksi istiyorum diyor. Gülüyor. Ben yarın gel. Yarın alacağım dedim. Kahkaha ata ata gitti. Böyle giriş. Nikaragua ülkesi. Tabii Costa Rica'dan sonra arada bayağı bir yıl farkı sanki olacak diye hissediyorum. Çünkü evet Afrika'da ben de Hindistan'da Afrika'da hissettim. Çünkü Panama ve Costa Rica oldukça gelişmiş ülkelerdi. Zamanda yolculuk yapıyoruz resmen. Bir anda her şey eskidi. Daha da eskidi. Yani Panama'dan buralara doğru geldikçe her şey daha bir 10 sene, 20 sene sanki fark edecekmiş gibi hissettiriyor kendini. Onların yaşadıkları evler muhtemelen hep böyle olacak. Otobüs durağına geldik. No, $5 each or totale? No, $5 each a ship, 48 kilometre. 48. 48 kilometre. Gel biz otobüste gidelim, boşver. Aa, halk. Halkın olduğu yer varsa bereket vardır. Gel bize bir yol gösterirler. Hah. Diye transfer. Enden transfer. Onlara sor diyor, gelen varsa diyor. Ulan şu dili bilmemek ne kötü ya. Sen ne diyorsun dayı, ben ne anlıyorum acaba? O dediği Riva dediği yere gideriz bununla. Oradan da Ometepe'ye gideceğiz gari. Allah'ım bittik. Ne yolculuk oldu. Alayım mı sana bir şey, empanadamsı bir şey? Al onlardan bir tane yeriz. Gel çantalarımızı koyalım. Buranın parası değişti ama. Kuantı kuantı. Dur para buluruz şimdi, bir dakika. Onluk yok mu hiç? Aç kaldık. Bozacağız abla. Sen bizi araya araya yerde bir %20 öptün ama helal hoş olsun. Senin de işin görürüz. Oha ne kadar çok para verdi. 350. Böyle paralar var. 200'lük banknotları var. 10 dolar verdim, bunu verdi. Bakalım kaç para kazıklandığımızı akşam öğreniriz. Aldık, hadi bakalım tadalım. Kaç para bu? 20 bini aldık hemen. 80 sente falan mı geliyor? Hatta daha bile az. 60 sente falan geliyor. Bu ülke bayağı ucuz olacak. Sınırda bizi öptünüz ama ülkenin içinde gezerken çıkaracağız acısını. Ne varmış? Soğuk Pepsi'si var. Başka neyi var Nesibe? Roja diyor. Şunda. Kola var. O biraz oral şeye benziyor. Aa bak şöyle bir şey var diyor. Bu ne? Lemon... Naranja. Ha meyve suyu. Tamam bu olur. Otobüsün içi böyle. Ama otobüste gitmeyeceğiz. Çok geç kalırmışız. Çok uzun sürer diyor. Şuradan bir in... Allah gidiyor lan bu. Nesibe koş. Otobüste gidin. Sınırda çok oyaladıkları için geç kalacağız. Saat 4.30 oldu. 6'da akşam oluyor. Bu otobüs de 1-2 saatte mi ne gidiyormuş? O zaman bir de aktarma yap, bir de feribot bul. Çok zor olacak. O yüzden şu taksilerden birine indirim yapıp binip gideceğiz artık. Çok da yorulduk çünkü geceye kalmak istemiyoruz. Yani böyle ülkelere ilk geldiğinde gece biraz temkinli olmakta fayda var. 8'e anlaştık bakalım. Ya bilgisayar var adam içinde. Şunu alayım. Muhittin abinin arabasıyla gidiyoruz. Aa burada dursun bu. Ometepe feribot ha? Vamos! Güzel insanlar, güler yüzlü insanlar. İlk izlenimimiz bakalım nasıl olacak. Böylesi daha hızlı da pratik. 3 dolar mı 4 dolar mı ne fark edecek? Ben de otobüs bizden önce giderse. O zaman kafayı yiyiz. Yine yani para vereceksin, yine aynı şey. To make my last stand, I'm gonna dust it off with my own hands. Black blizzard coming, old man keep running. Better get out while you can.
Böyle her yerde tek katlı evler var. Şimdi feribota bineceğimiz yere geldik sayılır. Ama kesinlikle gördüklerim şunu söylüyor bana. Cümle bile kuramıyorum aşıktan. Yani çok gelişmemiş bir ülke olacak. Dedikleri doğruymuş yani. Bayağı bir fark var. Yol bayağı uzunmuş. Git bitmiyor. Yani arabayla gelmemize rağmen bir saat sürdü diyebilirim. İyi ki bu kararı verdik. Az kaldı şimdi feribot iskelesine geldik sayılır. Böyle yeni bir yere gitmeye bayılıyorum ya. Bir yere öğrendikten sonra oradan hemen çıkıyoruz zaten biz böyle. O yüzden böyle yeni yere giderken insanları hep acaba ne göreceğim heyecanı oluyor. Bu heyecanı seviyor insan. Geldik. Dayı bizi burada indiriyor. Aldım. Nesli. Gracias. Nasıl alacağız? Justo. Bak böyle oldu ki böylece geceye kalmadık. Çünkü bir yarım saat sonra akşam olmaya başlayacak. Şuradan biletimizi alalım. 36 bin kol olmuş. Ya da 2 dolar var mı Nesibe? 2 dolar da olur. Vardı sanırım ha. Var. Dost. Türkiye. İstanbul. Tamam bitti bu kadarcıkmış. Aa ne kadar ucuzmuş. Abi adam geldi koluma değdi korktum ya. He şey güzelmiş. Portu, limanı. Oğlum az önceki ayak bastı parasıymış. How much? 50 kordo per person. Yok, ayak bastı parası adaya. Öyle bir şey vardı doğru okudum. Ha, 3 dolar 2 kişi. Ya yer mi Anadolu çocuğu? Ya, herkese şey diyor Deniz. I'm not American hemen dolar isteyecekler. Velhasıl kelam bu ada arkadaşlar Güney Amerika'nın, Orta Amerika'nın da en büyük adalarından bir tanesi. Biz şu an bir adaya gidiyoruz. Gölün ortasında, Ometepe'de. Ve bir volkanik dağ aslında. Nikaragua'da da böyle sönmüş birçok volkanik dağ var. Onlardan bir tanesi bu. Bildiğiniz gölün ortasında bir ada tatili yapacağız efendim. 5.45'teki feribotumuza karşıya geçip daha kalacak yer de ayarlamadık. Fake bir sınırdan geçerken booking rezervasyonu göstermiştik. Allah'tan bir şey anlamadılar. Oteli arayıp bir yerde internet buluruz. Ondan sonra bir otel buluruz. Sonra yemek yeriz. Bir dinleniriz. Yükümüzü atarız. Sonra herhalde birkaç bölüm daha Ometepe'den, Nikaragua'dan gelir. Şimdi böyle bir yere geldik. Geldi bizim canavar. Araba falan da taşıyormuş bu. Adadan anakaraya bütün taşımayı bununla yapıyorlar. Az önce pasaport numaramızı falan aldılar. Her şeyimiz okey gibi bakalım. Yavaştan ayrıldık limandan. Yolumuz 15 kilometre ilerideki şu ada görünüyor ama belki de tam mesafesinden emin değilim. Google Maps'in yalancısı olabilirim. Şu abi 1998'de Türkiye'ye gelmiş. Sürekli ondan bahsediyor. Türkiye, Türkiye diye bağırıyor. Sarhoş olduğu için çok çekmiyor. Gaza gelecek sonra bırakmayacak peşimi. Bu yolculuk 1 saat sürüyor yaklaşık olarak. Your name was? Nevi. Viyana'dan, Avusturya'dan. Perfect place. I didn't understand the word, but at least you got the point. Şimdi yavaş yavaş artık şu adadan çıktık. Şu yere gidiyoruz. Bakalım heyecanlıyım. İnsanlar güzel. Arkadaş da bayağı övdü. Muhteşem bir dokusu var adanın. Bayılacaksınız. Ben Orta Amerika'da birçok yer gördüm ama benim hala favorim diyor. Bizi biraz heyecanlandırdı. Bu yakaladığımız son feribottu. O yüzden iyi ki acele etmişiz de bunu yakalamışız dedik. Artık akşam oldu. Yolun 3'te 2'si bitti sayılır. Böyle yavaş yavaş adanın olduğu yere doğru artık ulaşmak üzereyiz. Bir yandan müzik açtılar. Tıngır mıngır gidiyoruz. Şu volkanik dağın güzelliğine bakın. Böyle ayrı bir görsel güzelliği var ya. Evet, sonunda ulaştık. Saatler süren emekler sonunda Ometepe'deyiz. Bakalım nasıl bir yer olacak. Heyecan dorukta ya. Yeni yerler görünce insan mutlu oluyor. Bir hostel bulduk. Şimdi gidip yavaştan yerleşeceğiz. Sakin görünüyor bakalım indiğimiz yerler. Bizim gideceğimiz yer yakın. O yüzden bir tuk tuk falan bulup giderim diyoruz. Şunlardan biriyle gideriz artık. Bayağı bir canımız çıktı. Sırtımız nasıl ağrıyor. Yordu yol. Burası bayağı eski bir yer çıktı. Şurada böyle yol yapım çalışmaları falan var. Çok sakin bir yer. Düşük sezonda geldiğimiz için bir tuk bulup yorumumuza gitmemiz lazım. Şu kavşağın olduğu yerden çok geçiyor dediler. Ana caddeleri gibi bir yer varmış. Oraya doğru ilerleyelim bakalım. Böyle bir tuk bulduk 1,5 dolara. Bizi hostele götürecek. Vamos hermano. Zamanda yolculuk gibi oldu. Allah'tan yağmur yağmaya başlayınca tuktuğu bulduk da kendimizi böyle bir hostele attık. Burada 16 dolara şöyle bir yerde kalıyoruz. Gelin göstereyim. Burada her şey
çok eski demiştim yani, o kalacak yerler de öyle. Böyle bir oda tuttuk. Adam çok tatlı. 10 numara adam bize şimdi yemek yapıyor. Dedi dışarıdaki restoranlar çoğu kapanmıştır. Böyle bir kendine ait duşu tuvaleti var. Buna da şükür. Birazdan yemeğimizi falan da gösteririm size. Buralar herhalde o kadar güvenli ki mutfak bile açıkta. Jose abi bize yemek yapacak. Dışarıdan bir şeyler almıştım. Birlikte yeriz. Bizden başka zaten kalan da yok yani. Birlikte bir şeyler böyle tavuk mamuk almış. Birazcık şehrin bir kilometre dışındayız. Etrafta hiç restoran göremedik. Bakalım ne olacak. Şurada bir tavuk var sanırım. Bir makarna yapacağız. O kadar açım ki ya. Başım dönüyor artık. Yol insanı yoruyor. Adamın yaptığı tabağa bakın. Abi aslen Barcelonalıymış. İspanya böyle bir soğan sarımsak falan da yaptık yanına. Gitti bize şundan aldı. Bir tane de tavuk. Beğenmezseniz eğer doymazsanız diye. Daha ne olsun ya. Vallahi çok iyi gelecek şu an. Sabah böyle bir yerde uyandık. Normalde şurada o volkanik dağlar var ama bayağı bulutlar sarmış. Ve velhasıl kelam, bir ülkeye geçerken neler yaşadığımı size böyle detaylıca aktarmak istedim. Ometepe'den zaten kapsamlı vloglar yine gelir. Eğer bu yolculuk size de güzel rehber olduysa ne mutlu. Sonraki vlogda görüşmek üzere. Biz bugün biraz para bozduracağız, edeceğiz falan, böyle bir dinlenmek de istiyoruz. Sırtımız falan çok ağrıyor. O yüzden bu videoların kurgularını falan yaparız. Biraz yatış günü olur. Ertesi günde adayı keşfe başlarız. Herkese yeni ülke Nikaragua'dan selamlar. I'm going back up until I can't stand.